Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konunuz neyse, tabii ki de hepimizin maalesef hayat mücadelesi sınavları bambaşka oluyor. Güzel bir hafta olsun inşallah. Hepimizin gönlünden geçirdikleri bambaşka. Rabbim herkesin gönlünden geçirdiklerini versin, nasip etsin diyorum. Ben de tabii ki de kolektifin ve bütünün hayrına olsun inşallah diyerek niyetlendiğim fincanımı sizlere de göstererek yorumlayacağım. Neyse halimiz o çıksın falımız dedikten sonra şöyle size göstereceğim. Sizler de kendi yüreğinizden geçirdiklerinizi, derdiniz, sorununuz neyse bununla alakalı dinleyebilirsiniz diyorum ve açar açmaz şimdi çok yorulduğunuz bir konu var diyor. O kadar yoruldum ki artık. Yani ben bu konuda sırt çantanız var arkadaşlar. Ve heybenizde bir sürü insan taşıyorsunuz. Yani sırt çantası yük demektir. İnsanlar da bayağı birilerinin yükünü taşıyor gibi çıkmışsınız orada. Yani bizzat insan taşıyor gibisiniz. Şimdi burası sizin iç dünyanız. İş yerindeki İş yapmayan insanların yükünü taşımaktan sıkıldım. İşte aile bireylerinde görevi yerine almayan, sorumluluğunu yerine getirmeyen kişilerin yapmaktan yoruldum ben isyanı var aslında burada. Önce onu söyleyeyim size. Şimdi önünüzde de uğraşınız var fakat yaptığınız da görünmüyor. Nasıl bir durumdaysanız artık. Hani böyle şey diyebiliriz ya, şunu yaptım, bunu yaptım. İşte ne bileyim bunu hallettim. Konu açıldığında sanki siz onları hiç yapmamışsınız gibi boşlukta görünüyor biliyor musunuz? Zaten en üzücüsü de bu değil mi? İnsanın yaptığını bir de yapmıyor saymaları nankörlük. Evet, bizzat nankörlük aslında. Hem de siz bayağı bu konuya takmışsınız. O yüzden böyle şey var ya, sanki böyle alıp onları atasanız geliyor. Sanki alıp atsam rahatlayacağım der gibi çıkmışsınız. Yani bir yükünüz var arkadaşlar. Ve ben bu yükü de açıkçası şey olarak görüyorum. Ne diyelim ona? Gerçekten. Her şeyden önce. Gerçekten sizin hayatınızda büyük oranda nankör insanlarla uğraşmak isyanı var ve yorulmuşluğunuz var. Elinizde bir sepet var, boş boş bakıyorsunuz. Şimdi hemen arkanızda bir insan duruyor ama o kadar küçük ki size bakın. Arkanıza destekleyene niye bakın ve bir de önünüzde de uğraşınız boşta işte. Hani kime ne yardım etmişseniz aslında o da hiçbir faydası da olmuyor yani. Boşa kürek çekmekmiş gibi hissettiğiniz bir şeymiş gibi görünüyor bu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gerçekten artık dayanamıyorum deyip de bir şekilde sizin resmiyete götürdüğünüz. Ya bazen bu resmiyet demesek de olabilir. Belki de sadece haksızlığa uğradığınızdan dolayıdır bilemiyorum ama netice itibariyle burada artık bu ayyuka çıktı. Yeter dediğiniz bir isyan durumunuz var. Ve gün geçtikçe de bunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Şurada üç kişi konuşuyor, kafa kafaya vermiş ve bu üç kişinin edindiği, bakar mısınız, ayaklarınız biri nerede, biri nerede? Denge tahtasında yürüyorsunuz ve elinizde, sağ elinizde bir durum var, sol elinizde de bir durum var. Yani resmen şartlarınız daha ne kadar zorlanabilir ki? Dedikçe zorlaşmış gibi bir sınavdan geçmişsiniz. Şimdi geçmişsiniz diyorum neden? Zaten yaklaşık 10 gündür hani şey tadındasınız. Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Tadındasınız açıkçası. Evet resmen öyle bir durumunuz var. Yok değil. Peki, evet Buket Hanım tam da böyle şeyler yaşadım. Fakat artık kuyruğuna geldim. Bunu hissediyorum. Siz bununla ilgili bir yorum yapar mısınız?
aile içerisinde de iki taraftan dolayı resmen şey yapıyorsunuz. Arada kalmışsınız, presleniyorsunuz. İki tarafın arasında kaldığınız bir durum yaşanıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kere gerçekten koca bir belirsizlik, kocaman, kocaman bir belirsizlik. Neyse ki bu belirsizliğinizin artık son demlerinde olduğunuzu, giderek rahatladığınızı gösteriyor. Şimdi çok konuşanlar var. Konunuz ne bilmiyorum tabii ki de. Ama bu belirsizlikle ilgili o kadar çok konuşuyorlar ki, o kadar çok etrafınızda konuşanınız var ki sizin. Şimdi şöyle bir gerçek var her şeyden önce. Bu konu her neyse artık, bu konuşmaların kulağınızı kapatmışsınız, duymamaya çalışıyorsunuz. Karşınızda bir insan var, çok silik, istediği yardımı veremeyecek, istediğiniz yardımı alamayacaksınız. Önümüzdeki ne kadar diyelim ona? Yani şurada 15-20 gününüz kalmış. Özellikle ayın son haftası, birçok konuda anahtarınız elinize sıkı sıkıya tutmuşsunuz. Karşınızdaki insanı bırakmak istemiyorsunuz zaten. Bir haber geliyor. Şurada sıkışıp kalmış bir yüz görüyorum. Ve S harfi var yanı başında. Sonrasında pörtlek gözlü uzaylı gibi duran bir insan. Böyle bakınca zaten gözü fel fecir okuyor gibi. Hani o yüzden şunu söyleyebilirim size mesela. Hayatınızın gerçek manada ne diyelim ona? Bir kere şöyle bir gerçek var. Siz hayatınızın savaşını verdiğiniz bu konuyla alakalı bir kere Ekim'in 10'una kadar net cevaplar alacaksınız. Bu bir. Anahtarın olması gerek iş, gerek ev, yani bir açar olduğu için bu açar konularıyla alakalı şey halini söylüyor. Senin elinden anahtar alınmaya çalışıyor. Bu da büyük oranda önüne engeller de kurulduğu bir düzenekten bahsediyor bize. Fakat sen bunu ciddi anlamda aşacaksın. Sadece bön bön bakanlar var ve bunları da zaten siz özellikle Ekim ayında diyorsunuz ki o öyle bön bönlük olmaz, bak böyle olur deyip siz ona böyle bir bön bön bakacaksınız. Yani avucunu yalarsın diyorsunuz karşı tarafa. Şimdi ayağınızı dallanmış budaklanmış bir durum da var. Soy ağacı gibi çıkmış. O yüzden diyebiliyorum ki sizin hayatınızda bu soy ağacı dediğim kişiler sizin aile bireyleriniz, sorumlu olduğunuz, bakmakla mükellef olduğunuz kişiler büyük oranda zaten çıkmışlar. O yüzden de siz bu uzaylı olan yüzdeki arkadaş demeyelim ona da, çok böyle bir, çünkü iyiliğinizi istemediği de aşikar, çok net nokta atışı budur diyorsunuz şu an bak. O kadar net ki ister iş ister aile olsun şudur. Hani kesin odur bak bu bahsettiği kişi, dediğiniz kişiden bahsediyorum. Net o çünkü. Hani bariz derecede anahtarınıza bakıyor. Bariz derecede anahtarınıza bakıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim her şeyden önce. Sizin hayatınızda özellikle ağzınızı avaz avaz bağırdığınız biri olacak. Yani sanırım bu sizin sonunda hadi bakalım şimdi sen bak dediğiniz kişi kimse, tam olarak o aslında onunla alakalı. O kişiye siz ağzınızdan çıkan avaz avaz bağırışınız var ve çok net bir şekilde haklı olduğunuzu bildiğiniz, herkesin içinde yapıyorsunuz bir de. O yüzden herkes tıp yapmış. Artık neyse bu, tıp diyecekler. Düşünün arkadaşlar. Hakka üst üste çıkmışsınız. Herkes üst üste çıkıp sizi en zirvede tutuyorlar. Çünkü hakkınız olduğu bir konu. Yeter dediğiniz bir konu. Daha fazla beni kullanamazsın, prim vermeyeceğim dediğiniz bir konu arkadaşlar. Çok güzel de gözyaşınız var. Zaten bak şimdi çok net bir şekilde sınırları çiziyorsun. Buradaki yine konuşmalar tamamen bu insanların gözünün götüremeyeceği bir durumdan ibaret.
Şimdi iş yeri, bak şimdi bak, mesela o kadar çok net bir şekilde diyor ki senin evliliğin, ilişkin, birlikteliğin, neyse artık sizin hayatınızdaki özel durumunuz, bununla alakalı çok net, tertemiz, biliyor musunuz? Çok net, tertemiz. Yani o kadar çok net bir şekilde ilişkiden yana ya şanslıyım diyorsun, ya rutin diyorsun, ya olanın olduğu gibi devam ediyor diyorsun ki hani burada bir şey göremiyorum. Ancak sizin özellikle bu bön bön bakan arkadaşınız, anladığım kadarıyla iş yerinden birisi. Sanırım çünkü sizin zirvede olacak oluşunuz çıkmış mesela, ama o arkadaş arkanızda, gerinizde kalmış. Bayağı gerinizde kalmış. İşte o yüzden gözü götürmeyecek bönbön bakıyor. Yani sizin terfi alma ihtimaliniz çok yüksek. Ancak bu kişinin de o terfiyi gözünün götürememe ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim size. Yani ben ilişki durumunuzu tertemiz, pürü pak görüyorum. Aile durumunuzdaki insanlarla da olan ilişkinizde ciddi sıkıntılarınızın olduğunu söyleyebilirim ama. Hani bariz derecede şey var çünkü burada. Bir sınır belirleme hali var. Böyle sınırınızı belirlemiş olacaksınız. Böyle tatravali var resmen. Bir yerde bu, bir yerde bunlar. Ve ben artık dengeyi kurdum. Ona göre deyip çizginiz belli. Ve de işle ilgili de arkadaşlar, bu bön arkadaşınızın işte de olduğunu söyleyebilirim. Yani hanenizde hariç bir bön bakanınız çıkmış iş yeriyle ilgili. O yüzden de ayağınızın altında bırakıyorsunuz çünkü o kişiyi. Ayağınızın altında kalmış. Çok da net bir şekilde önünüze doğru ilerlersiniz. Yani özetlersem aslında aldığım enerji, benim yuvamda huzur var. Ben aile birliğimden memnunum. Benim akraba çevremden, yakın sandıklarımdan aldığım zararlar oldu. Onlarla da o kadar pabuç bırakmıyorum ki. Ve bu hem iş hem de aile yakınlarınıza pabuç bırakmama kararı var. Yeni bir ben oldum der gibi çıkmışsınız. Anlatabiliyor muyum? Bacanız çok net tutuyor arkadaşlar. Yani ilişki ve hane içerisindeki konularınızla alakalı sizden artık geride bıraktım dediğiniz sıkıntılarınız olur. İşle ilgili de artık kimseye toz kondurmazsınız. Şey gibi, sanki iş yerinde önceden sizi herkes kullanıyormuş. Ama artık maymun gözünü açtı. Yani artık kimse bana önceden de o. Ben artık yeni ben, benim der gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Onu söyleyebiliyorum. Bakalım kartlar neler söyleyecek. İş yeriyle ilgili bulunduğun ortamdan o kadar memnunsun ki artık yeni ben, benim oldum. Kimseye de hakkımı yedirmem. Aile içerisinde el aleminden dolayı, bak etraftan dolayı yıkımlarınız çok olmuş. Bunun kararını verip zaten çizginizi aşmışsınız. Yeni bir ben yaptım kendimden demişsiniz. İmparator kartı özellikle ilişki kısmında çıktı. Bu da şu demektir. Aslında ister kadın ister erkek dinleyicilerim olun. Yani ben burada kural tanımazım. Ben burada artık bu kararı aldım da rahatım. Yani sanki sizin hayatınızda şey hali varmış gibi düşünebilirsiniz burada. Net. Ben artık dediğimi uyguluyorum. O öncedendi ve evliliğinle ilgili de beni ezemezler. Hani artık neyse evliliğinizdeki tabii ki de kriz sebepleri. O yüzden siz doğru yoldasınız, ben size söyleyeyim. En güzeli kimseye kendini ezdirmemek elbette ki diyorum ve sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabahları ayrı, akşamları ayrı. Sayenizde devam edebildiğim bir alandayım. İyi ki sizler varsınız. Çünkü sizlere söyledim her temenni, kendime de hatırlattım temenniler arkadaşlar. Hepimizin sınavları bambaşka, unutmayın. Ama Rabbim kim ne yaşatmış olursa olsun yanına bırakmıyor. Siz rahat olun. Allah'a havale edin. İlahi adalete havale edin. Hiç beddua ederek kendi enerjinizi negatif bir şekilde beslemeyin diyorum. Tabii ki de umudunuzu yitirmeyin. Çünkü bir kapı kapanmışsa da diğeri açılacak. Sadece doğru zaman lazım.
ve doğru zamanı bekliyordur. Emin olun buna. O yüzden diyorum ki ben sağlığın yerindeyse kalan dertlerin aşılıyor. Daha öncekilerini aştığın gibi bunun da üstesinden geleceksin. Yeter ki Rabbim sağlık versin. Bu günler de geride kalacak. Buna da inancın tam olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.